Hayır öyle bir şey yok. Sen ha, sende mi o can erkek evet, canlı? Evet ben de bir erkek canlıyım. O o, bir... <laughs> ya yani o, o senin bir durum. Ya sen. o, senin, o senin zor derken ki <laughs> flörtümsü ama böyle hafif filtreli cevabın tınısı gerçekten <laughs> inanılmaz yani. Evet, evet. anlayabiliyorum. Sevili bir karakterim çünkü. Sonra pişman oluyorum çünkü aslında gerçekten sevmiyorum kaosu. Ama beni çekiyor işte. Bir şekilde beni çekiyorlar yani. Anladın mı? <laughs> Öyle. 40 yılda bir böyle delilik yapan bir insan değilim. Ben sürekli böyle hiç olmayacak şeyler yapan bir insanım. En de o... medyada da diyen, diyenler oldu. 3 ay unutuyorsun. İşte o 2 sene önce ya şey yaparsın unutur, unutulur gidersin. Değil mi? Buradayım. <laughs> Vay iddialı <laughs> bir cevap. Şey, şey. Ay, <laughs> Anksiyete sebebi oluyorum galiba son zamanlarda. Daha ne sormadan mi? baskı hissediyorum ya. Kolay <laughs> kolay şaşırmam çünkü genelde yanılmıyorum. Kendime, kendime affettirmek istiyorum. Ooo. Evet. herkese selamlar. Bugün de heyecanlıyız. Çünkü bugün de güzel, şahane, <laughs> heyecanlı bir konuğumuz var. Aybüke Çangal bizimle birlikte. Kendisiyle <laughs> yeni tanışıyor olsak da 3 <laughs> aylık bir hukukumuz, evet, ilişkimiz aynen. var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gerçekten seninle ne konuşacağımı bilmeden gelmeme rağmen şu kadar kısa vakitte o kadar çok şey hayatımızda. <laughs> <laughs> Halbuki neden bu kadar? Çok zor oldu seninle evet, buluşmak. Çünkü tatilden gelemedim bir türlü. Yerleştim hatta oraya. Tatilde değil artık. Bir insanın tatile yerleşiyor olması gibi lüks bir durum gerçekten. <laughs> evet. Bayağı aylardır konuşuyoruz, evet, yazışıyoruz falan. Evet, 3 ay oldu. Evet, evet. Çok garip bir şekilde. Öncesi Daha... de var mıydı sanki? Yoktu diyebilirim ama 3-4 aydır böyle bir yazışıyoruz aydır. falan. İşte şöyle böyle şu tarih. İletişimine bayılıyorum. <laughs> Benim gibi pratiksin. Abi asla şey yok. Direkt hedef odaklısın, çözüm İkisiyle. odaklı. Ama eyleme dökemedik. Evet, şey, olmuyor. Şununla gireyim. Zor, normal hayatında da mı böylesin? Zor mu buluşmak? Zor, Evet. <laughs> Zor yani düşündürtüyorum, ki, düşünüyorum ama dediğim gibi eyleme geçmek biraz zaman alıyor. Bu zor derken ki <laughs> flörtümsü ama böyle hafif filtreli cevabın tınısı gerçekten inanılmaz yani. <laughs> evet anlayabiliyorum. Ya, ya e, çok şey var seninle merak ettim ben özellikle bakmadım hiç bakmıyor olmama rağmen. Zihnimde sana birçok şey var. Yani. Ya. Bir çok, tabii tabii çevremde biliyor. Birçok şey söylüyor geçmiş. Hı hı. E, bir, bir yerden geliyorsun. TikTok vardı herhalde. Evet. Oraları karıştıran bir tip. Hayır. Ee, daha sonrasında oraları Hayır. kaosa sürükleyen. Hayır. Kaotik bir insan mısın? Yani öyle derler. Genelde. <laughs> Ama değilim bence ya. Yani, ben kaos sevmiyorum. Kaos beni seviyor. O ne demek? Yani istemeden kendim içinde buluyorum ve ee, bir anda böyle bir şeyler söylüyorum öyle ağzıma geleni, fevri bir karakterim çünkü. Sonra pişman oluyorum. Çünkü aslında gerçekten sevmiyorum kaosu. Ama beni çekiyor işte. Bir şekilde beni çekiyorlar yani. Anladın mı? <laughs> öyle. Kadın, kadını sevmez yersiz bir teori bu arada bence. Ha. Bu teorideki e, düşman sen misin? Kadının sevmediği kadın sen misin? Yani. Genelde böyle mi olur yani? Genelde böyle olur ama hakime sorsam böyle der. Bütün kadınlara ha, okay. sorsam böyle der zaten. Yani kız kankaların <laughs> çok mudur? Evet. İyi bir şey mi? İyi bir şey. En azından bilip ya çünkü şöyle bir yerden mi linçleniyorsun ya da tartışıyorsun kaotik bir ortamın tarafı oluyorsun. Şöyle bir yerden mi? İşte çekilmeyen işte daha çok aura enerjisi ya da egosu bu bilmiyorum bunun adı her neyse. E, o tarafı ağır basan bir kadın olduğun için etrafındaki diğer kişilerin parıldamasını istemeyen biri miydin TikTok döneminde? Bilmiyorum. Ha Bunun yani, cevabı yok senden. Bilmiyorum. Gerçekten insanların içinde bilemezsin yani. Hmm. Böyle böyle söyleyip de egoist görünmek de istemiyorum. Evet demek istemiyorum yani şu hmm. anda. Ama TikTok'tayken şöyle söyleyeyim sana. Kaosora giren biri olmadım. Öyle öyle tanınmadım. Yani böyle ortamlara hmm. girmedim. İşte birileriyle video Yarışmada falan çekmedim. Kendi çapımda hmm. bir insandım ben. Hep böyle oldum. Kendi kabuğumda biriydim yani. Yarışmada niye öyle Yarışmada niye öyle oldum? Ha, ben yani. bu arada bilmiyorum yani mesela baş haberlerde mesela sen Google'ladığımızda... Ya, hangi yarışma? <laughs> Kısmet soğuluğundan bahsediyor. Başka yarışma var Aileler mı? Aileler oldu birisi. başka var mı? A, hayır Katılıyor. yok canım. Ha, ya mesela şey... Kaotik işte kaosların işte şeyi falan yazıyorlar sende. Hadi ya. Evet evet böyle haberler gördün mü böyle haberler gördün mü? Mesela bunun var mı? Bilmi kaosu bilmiyorum mısın? yani kaos çıkarmıyorum işte bak o noktada He. ayrıldık şu an o noktada yani normalde ne oluyor biliyor musun? <laughs> Beni böyle o kaosu çekmeye çalışıyorlar ben de 30'a geliyorum. Kıskanılıyor musun? Bilmiyorum ki yani. nereden bileyim. Belki belki de değil yani bilmem. Sana dönelim ne umuyordun hayatından bundan x kadar yıl önce yani bunların hiçbiri TikTok dahi yokken ne umuyordun hayatında? Şu an umduğun yerin neresindesin? <laughs> çok başka bir tarafımdayım. Benim hayalim normalde beden eğitimi öğretmeni olmak. Tamam. <laughs> Şu anda da zaten okuyorum Hı -hı. ama e, bu sene son dönem devam etmedim. Hı -hı. Ama dondurmadım da yani devam ettiler kaldım şimdi. <laughs> yani hedefim buydu ama küçüklüğümden beri böyle makyajla, kıyafetlerle, kombinerle haşır neşirdim anladın mı? Böyle annemin kıyafetlerini giyerdim, annemin makyaj malzemelerini böyle şey yapardım. Sulu boyalarla makyaj falan yapardım. Böyle çok hevesli bir kızdım. Yani elime mikrofon alıp şarkı da söylüyordum evin içinde. İşte oyunculuk böyle hareketleri falan da yapıyordum. Makyaj yapıyordum, kombin yapıyordum. Yani bir türlü aslında ne istediğine karar veren bir kız olamadım. Ee, şey, sosyallik bakımından. Yani bu işler biraz sosyal işler ya o bakımdan ama normal iş olarak hedefim beden eğitimi öğretmenliğiydi. Sonra 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 böyle bir arkadaşım aslında böyle itti beni. Dedi ki sen neden olmuyorsun? Neden dedi tiktok olmasın falan. Nasıl oluyor bu işler? <laughs> <Şans>. Hayır güldüğümüz zaman <laughs> çok yanlış bir şey aktarmış oluyoruz evet, yani. Evet, Nasıl oluyor kesinlikle. bu işler? Kendi aramızda bir şey falan konuşuyoruz. Evet. Ay, yok böyle <laughs> bir şey yani. spor da her şey. Evet. Şans bence ya. Yani kısmet. ya da evet kısmet. kısmet olabilir yani veya insanların e, çok çok fazla insanın bir ortak yönü olur seni sevmesi için atıyorum. Yaptığın en büyük Hadi, <laughs> hadi bakalım ne geliyor? Delilik neydi sence? En büyük delilik. Direkt söyle. Ama... Filtre koyma. Aklına ne geliyor <laughs> neye inanıyorsan delilik olarak. Eğer gerçekten ben en olarak o olduğuna inanırsam, hissedersem sormayacağım. Konuşmayacağız o konuyu. Diyorsun. Evet. Yaptığın en büyük delilik neydi sence? Bir şey söyleyeyim Ben o kadar 40 yılda bir böyle delik yapan bir insan değilim. Ben sürekli böyle hiç olmayacak şeyler yapan bir insanım. En olmayacak şey neydi sence? TikTok'a girme olayım. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Bizim programlar <laughs> gerçeklerin konuşulduğu, gerçekten kastım duyguların konuşulduğu program aslında. <laughs> Bu programla alakalı ilk kez de bir son tanımlama yapıyorum. O yüzden... Olayın oradaki magazini ya da niyesinde değilim. Doğru. Senin için bu sorunun cevabını ben çok merak ediyorum. O ya, mu? bu şu anda benim için delilik. O zaman için belki de iki sene önce bilmiyorum. O an için değildi ama pişman şu an delilik. Pişman mısın? Pişman mı? Bu evet. siz önce dövme olayından bahsediyoruz, değil evet, mi? Evet evet dövme olayını bahsediyoruz. Pişman Yani işte az önce pişmanım dedim ama bir pişman olduğum bölüm var, pişman Aha. olmadığım yer var. Şimdi pişman olduğum nokta aslında. Ee, yani bir işte hadi o zamanlar bir akım tarzı bir şey vardı tamam, aslında sosyal evet, medyada. Evet, Herkes evet. işte birçok insan benim başlattım falan düşündü ama hayır. En çok hayatı ben aldığım için insanların aklında ben başlattım olarak kaldı genelde. Biz aslında arkadaşlar arasında... Şöyle konuşmuştuk, bu TikTok öncesinde müzik, müzik mi müzik mi Hı -hı. o tarz bir şeydi ve ben o zamanlarda 100 bin falan takipçi yapmıştım, çocuktum. Hı -hı. Ve e, yani doğru düzgün telefon bile kullanmıyordum, <laughs> nasıl söyleyeyim sana, ben 16-17 yaşına bıraktım oyuncaklarla oynamayı. Barbie'lerle oynamayı, çok uzun süre boyunca o çocukluktan çıkmadım yani. Ve arkadaşlarım beni TikTok'a itti ve işte bak şöyle bir şey var, hadi yap falan, o, o dönemde de işte böyle bir kalabalık arkadaş grubuyuz. Ya işte yaparsın, yapar yapamazsın. Böyle bir gazla bir şeyle falan. Aslında <laughs> hani kınaydı. Ya bu, kınaydı. Bu bir e, reality show gibi bir şey miydi acaba yaptığın? Aslında dijital içerik üreticiliği <laughs> var ya. <gülüyor> <gülüyor> benim de yaptığım dijital içerik üreticiliği gibi bir şeydi yani. Baktığında, izlediğinde diyeyim yani sana. Yani aşkından ölüp heder olup kendinden <laughs> geçirip de böyle <bunu, gülüyor> bir etki. Var, <laughs> yani bilmiyorum. Belki de öyle bir izlenim alındı belki de ben öyle bir, senin verdim. bir şey yoktu hani içerik ürettiğim için ama işte ya o yönde de davrandım gerçekten düşünmüyorum bu arada çoğu e, fenomene göre isim falan vermeyeceğim çünkü gerçekten TikTok'taki fenomene evet. göre mi diyorsun evet, evet evet TikTok'taki fenomene göre çok daha yani masum yani bir hayatımın olduğunu düşünüyorum geçmişimin olduğunu düşünüyorum yani çünkü çok kendi kabuğunda bir insandım. Hep öyle oldum o zamandan beri. Şu ana kadar hala böyleyim. Hiç değişmedim yani o konuda. O zaman da işte yaptığım tek şey buydu yani. Bu sürekli de insanlar tarafından zaten bu öne sürülüyor. Çünkü baktıklarına geçmişimde başka hiçbir şey göremiyorlar, bulamıyorlar. İşte ne ortama girmişim ne işte on, ondan on ondan on, ne bir şeyler bir şeyler. Ne kaos ortamları yaratmışım insanlara. Uyum. Hiçbir şey yapmadığım için bir tek işte buradan vurabiliyorlar. Artık da hani böyle şey tadı verdi evet, evet. Çok sıktı yani sarmıyor o konu. Ee, valla harika ben aşırı da bir kere yani şöyle bu konuyu sürekli konuşman gereken bir konu olduğunu ben de düşünmüyorum evet. ama bu konuyu bu da Çok geliştim. konuştuğum bir konu değil. Biliyorum, biliyorum, biliyorum belki ilk ediyorum, defa evet ilk ediyorum. defa bir yerde belki de tahmin konuşuyorum. Ediyorum. Çok gir, pişman oldun mu girdiğin için kısmetse olur Yok pişman Girme şeyi ne oldu nasıl oldu ne dürtü neydi? <laughs> DM'den <Girmendin, gülüyor> DM'den yazdılar. Ha seni davet edildin. Evet doğru. evet, evet. DM'den yazdılar. Ha. Gittim görüşmeye. Tamam. Sonrasında hemen aradılar. Baya girdin. Evet. Ee, Yaşlı yaşanan aşklar gerçek mi sence? Ya da gerçek olan aşk var mı? Şimdi şöyle söyleyeyim ben orada 27 gün kaldım. Ha, çok değil. Çok değil evet. Ee, i̇nsanlara tabii Aha. 50 bölüm geldi önlerine Aha. falan ama ben 27 bölüm kaldım. Ben varken evet. inan şu an o kadar ay geçti ki ben varken içerideki sevgileri hatırlamıyorum. Ha, öyle Sonrasında öyle zaten programdan çıktığım ve programı hiç izlemediğim için. Kim kimle, kim kimle falan Hiç yok. merak ediyorum, Ay, Aynen. anladım. Ama vardır tabii yani, İlla vardır, olabilir. Yarışmadan beraber ayrıldığınız kişi. Hı hı. Ee, sizin bir çift olarak mı hype'ınız vardı? Oldu mu, oluştu mu şey olarak? Evet, partner olarak. çift olarak hype'ımız vardı. Ve bunu kaybetmiş oldunuz ve bununla ilgili de sosyal medya ikiye bölündü. Yorumlar, mesajlar. Bununla ilgili çok linç edin mi? Yani yedim, yiyorum. Linçlere karşı yaklaşımın ne oluyor? Bilmiyorum, yani şöyle söyleyeyim. Üzülüyor musun? <laughs> Okuyor musun? Okuyorum, izliyorum tabii ki. Tabii ki izliyorum. İnsanın ben de benim de duygularım var yani. Senin duyguların var. <laughs> hani ama şey diyorlar, ay Büke işte sosyal medyadan anlıyor. Şöyle böyle falan ama hayır. Yani herkesin anladığı kadar ne anladığı Çok kadar anlıyor. Çok iyi bir kitlen var. Yani yüksek ve evet. organik bir kitlen var. Evet. E ne yapacaksın? Reklam işleri yapıyorsun, işte evet. hayatını yaşıyorsun. Güzel, keyifli, lifestyle bir hayatın Aynen. var ama... Eee bu böyle mi? De, bunu da koruyabilmek mi? İlerledi mi ne? Ha, ben, ha, evet. evet. E, yani şu anda kafamda bazı şeyler var aslında ama sürpriz olsun istiyorum. Tamam. Proje olarak soruyorsun. Genel diye. sordum aslında. Ha. Bu proje diye düşünmesi kariyer her şey. Kariyer anlamında. Evlilik çocuk kariyer hikayesi <laughs> sana... falan <laughs> olabilir her Söyle şey. Olur. Söyleyeyim sana. E, ben hep sosyal medyada girdiğimde başarılı olmak istedim çünkü bu konuda bana hep şey diyen oldu. Sosyal medyada da diyen diyenler oldu. Üç ay unutulursun. İşte o iki sene önce ya şey yaparsın unutursun, unutulur gidersin. Değil mi? Buradayım. <gülüyor> <gülüyor> Vay iddialı bir cevap. Hayır ama bunu çok ikonik bir kadınlar şu anda esinlenerek, <gülüyor> <gülüyor> esinlenerek burada yaptım. Altını çizeyim. Senin hakikaten sana cevap veriyor olman soruları ama beni çok mutlu ediyor. Ee, şimdi programlarınızda sabit bölüm var en son en çok diye de ona girmeden önce. Hayır. Ne geliyor? Gidiyor. Yok, <laughs> ya Eskiden yoktu böyle bir algı ama <laughs> konuklarımda anksiyete sebebi oluyorum galiba son zamanlarda. Daha De. sormadan <laughs> baskı hissediyorum ya. Ama ben anlarım. Benim sözlüklerim yüksektir. Evet genelde. Nasıl gidiyor Evet hayata? dediğine göre iyi gidiyor. Güzel. Heyecanlı gidiyor. Gidiyor. <laughs> yani Gözlerin ferfecir. Nasıl? Gözlerin gülüyor. Hmm. Tabii. Yani resmen hayata yeniden gelmiş elinden doğmuş ve yeniden sıfırdan hiç deneyimlememiş bir duyguyu deneyimliyormuşçasına bir bakışın ve gözlerin var. Öyle mi? Evet. Ya sen öyle diyorsun. ne <laughs> demek ki yani? Abi sadece yaşıma değil. Yani öyle bir loop'un içine sokuyorsunuz ki beni. Sokuyorsunuz ki beni. Sizler ne diyeceğimi, ne yorum yapacağımı şaşırıyorum ya. Yani bir videoda bir şey anlatıyorsun, sonra bir şey oluyor ve sana soru. Heh. İnsan hayatındaki duygular bu kadar hızlı değişkenli mi olmalı sence? Bu sağlıklı mı ya da doğru mu? Nasıl yani? Nasıl yani? Dur ben başka bir şey düşünüyorum. <laughs> Sen zaten o gözler bakış dedim ya. Ay, hayır, halbuki hayır. orada yani. Bizi unuttu, programda olduğunu unuttu. Evet. Hayır, Tamamen hayır, artık kim mi düşünüyorsa... Artık kim varsa... Hayır ya Ya saçmalama. işte böyle söyleyince hemen unuttum hayır, gittim. Hayır bir şey yok. Kendim konuşuyorum. Bir, beni bağlar şu an söylediklerim. Tamam. Seninle alakalı bir durum değil yani. Tamam. Buradayız, programdayız. Evet. Duygularını bir kenara bırak. Ya. <gülüyor> 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 Bu kadar hızlı duygu değişimi olması bir insanın hayatında. Sence sağlıklı mı... Veya bu doğru bir şey mi? Duygu değişimi? Yani x kişisiyle bir ilişki yaşıyorsun diyelim. Hı hı. Bu ilişki bitiyor. Sonra aradan bir ay bile geçmeden yeni bir ilişkiye başlıyorsun. Ve de gerçek yaşıyorsun. Yani Öyle size yani, takılmak için değil. Şöyle söyleyeyim. Bu sağlıklı mı sence? Bunu bu arada sen yaşıyorsun diye söylemiyorum ya. Ben bir soru soruyorum. Bu, bu meselelere nasıl evet, bakıyorsun evet. diye. Cevaplayacağım. Evet. <laughs> yani X kişisiyle bir ilişki yaşayabilirsin. Tamam. Bir şeyler hissedersin ama doğru gitmez. Tamam. Bazı şeyler olmaz. Tamam. Ve işte sonrasında da hayattan bazı dersler çıkarırsın. Daha çok temkinli yaklaşırsın Y kişisiyle başladığında. Yani söz konusu olan o duygu hı hı. bir anda tekrardan bir ilişkiye açıklık... <laughs> hadi Demek hemen değil. şöyle olayım, böyle olayım, hadi şunu yapalım, bunu yapalım. Ee, hayır, böyle olamam. Kesinlikle olamam. Çünkü e, hani bir şeyler yaşadıktan sonra insan bazı şeylere güveni kaybediyor. Çok kolay kolay da o güveni yakalayamıyorsun. Karşındakine de güvenmek ist istemiyorsun yani. Çünkü bir yerden sonra o güvenmek istemeyi bırakıyorsun. İstediğinde çünkü aslında yavaş yavaş güvenmeye başlıyorsun. Böyle bir anda bakıyorsun ki sen aslında güvenerken güvenmişsin. Kıskanç mısın? Kıskancım. Ne kadar? Çok ama şey anlamında değil yani bir kendimden üstün kendimden başarılı birini ha. kıskanmak anlamında değil. Anladım. Ee, Aynı sevdiklerimi şey, kıskanırım yani. sevdiğim insanları kıskanırım ama dengesini hayat. korurum yani ayrıca. Okay. En son en çok istediğin şey neydi? Şu an içerisinde bulunduğum bir proje var. Tamam. Bunun üzerine. Biliyoruz <laughs> bunu. Biliyormuşum. Ee <laughs> yani Tolga Aykut'un yapacağı ha, bir proje. Tamam. Güzel bir proje olacak. Tamam. Bununla ilgili birkaç ay öncesinde bir konuşmalar falan yapılmıştı toplantılar. Çok istemiştim hı hı. çünkü içeriye baktığımda çok hoşuma gitti. Kendim içinde görmek istedim cidden. E, o gerçekleşti şu anda. Bu, bayağıdır bir sürede bunu istiyordum yani. <laughs> buradan da bunun haberini vereyim. Güzel bir şeyler geliyor. En son en çok neye şaşırdın? Kolay <laughs> şaşırır mısın? Neye şaşırdın? Evet, kolay ben kolay de şaşırma. Şaşırma. Ben bana sor istersen ben cevaplayabilirim. <gülüyor> 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 en son en çok neye şaşırdığımı cevaplayabilirim. Ne? Arabada konuştum. Ha. ha hayır canım. Ben ona değil sen ona şaşırmışım. Ben ona ben, ben ona şaşırmış olabilirim. sen şaşırmadın bir de o konu ya. Ya evet. Sen evet, vay, biliyordun abi. yani. Tahmin ya, ediyordun. Bir dakika kuş bir Bunu... soruyu bir cevap vereyim tamam, ya. Bu tamam bir, Benim en çok şaşırdığım şey ne biliyor musun? Ee, en çok şaşırdığım şeyi söylemeyeyim de sen şaşırır mısın tarzı bir şey sorduğum hmm, için tamam, kolay kolay tamam. şaşırır mısın? Kolay kolay şaşırmam çünkü genelde yanılmıyorum. Yani genelde hislerim kuvvetli olduğu için de. öngörülerim falan oluyor ve doğru da çıkıyor. Bunu bildiğim için kolay kolay yanılmıyorum. Ama böyle wow dediğim hani bir şey oluyor. Hani ya gerçekten bu insan bu muymuş? Hani yani senin gözünde yarattığın insanla işte senin e, sonrasında baktığında böyle tamamen şey gibi oluyor. Mesela bir bir insana sadece istediğin özellikleri giydiriyorsun. Mesela kıyafet gibi düşün giydiriyorsun. O içindeki insan aslında değişmiyor. Anladın mı? Hani mesela bir yılana 15 gün zehir, ay bal yedirmişler. Yılan yine zehir kusmuş ya. Hani bu tarz olabiliyor böyle. Bir şaşırıyorsun yani. Bir tek mesela hayatımda böyle bir olaya şaşırdım. Ee, öyle yani. Ne güzel anlattın. Şaşırdığım ya. başka Kime Kime bir... ne dediysen artık çok güzel anlattın bu kısmı. Herhangi birine dedim yani. Sadece olabilecek bölümümüz var. Bu bölümde sorduğum soruların varsa hikayesini deneyeceğiz. Kime söylediğini yani vereceğin cevabın kime gittiğini ben ve izleyiciler bilmeyecek. Ona aslında öyle olmadığını anlatır mısın? Akla bir şey gelmedi mi? Hayır. Nasıl bir kişi gelmedi? gelmedi? Yani sen hayatın boyunca bütün defterlerini kapattın mı? insan evet. ilişkilerinde. Evet. Tamamına. Tamamına. Seni kıran, döken ya da geçmişinle alakalı bunu sadece ilişkisel bir yerden düşünme. Hiç cevap vereceğin hiçbir insan yok mu? Şu an yok kimseye cevap vermek Yani komşunun gıcık olduğuna özelliğine cevap vermeyişin bile mi aklına gelmedi yani? Hiç mi? Sıfır mı yani? Hayatında geçmişinden bugüne kadar cevap vermek <laughs> istediğin, konuşmak istediğin hiç kimse yok mu? Hayır. Onlar konuşsun. İnsanlar konuş. Ben konuşmam. Ne yaparsın? Giderim. Giderim yani. Konuşmam. Niye cevap vereyim ki? Bu zamana kadar zaten yeterince ee, cevap verdim bazı şeyleri artık. Hiç özlediğin biri var mı? Hayır yok. Kimseyi özlemiyorum. Halbuki nasıl bir hayat? Kimseye bir şey söylemiyorsun. Kimseye bir şey geçmişinle alakalı hiçbir duygun yok. Evet. Kimseyi de özlemiyorsun. Evet. Özlemek için o insanın hayattan, hayatından çıkmış olması gerekiyor. Ya tamam. Vefat etmiş olması tamam, gerekiyor. Evet. Benim de vefat eden bir yakınım yok. Aa, çok şükür. Yani <laughs> çok Tabii şükür. Bir derdim, böyle beklentim yok zaten. <laughs> evet. Yani birini özlüyorum ama bu bir eski sevgili değil. Tamam. Önemli değil kim olduğu ile ilgilenmiyorum. Özlüyorsun. Evet yani eski sevgili veya bir erkek falan değil. Ne var biliyor musun? Son 5-10 dakikadır sormaktan ziyade böyle susalım ve sen böyle bakışların gibi geldi bana. Yani böyle anlattığından fazlası var gibi. gibi. Başka bir şey sorsana. <laughs> başka bir soru sorsana. Bilerek duruyorum şu anlarda. Çok iyi alıyorum. Çok duygulandın ya. Evet. Dedim sana başka programda. Evet demiştim. Kendini affettireceğin bir andasın şu anda. Seni dinliyor. Anlatır mısın? Yine geç bugüne kadar herhangi bir şey olabilir. Çok komplike büyük bir şey olmasına gerek yok. Basit bir şey de olabilir. Kendime mi söyleyeyim. Hayır işte ona söyleyeceksin. Kimse önemli değil. Kendini affettireceksin. Var mı böyle bir şey? Kendimi kendimi affettirmek istiyorum. Oo. Evet. Üf. Ne konuda? <laughs> Genel anlamda. Neden? Öyle yani çünkü... Kendine ne yanlış yaptığını kendime... düşünüyorsun? Çok suçladığım zamanlar oldu bu zamana kadar. Güzelmiş. E Ama kendime söylüyorum. E, sen asla suçlu değilsin. Bir Hı -hı. daha olsa bu şeyler bir daha yaşanırdı. Çünkü e, kader diye bir şey var. Yani sen o şeyi yaşasaydın e, değiştiremezdin tekrardan. Yine aynı şekilde bir şekilde o şeyi yaşardın. Aa, bu şekilde Allah sana onu tekrar yaşatırdı yani. Ve her şey senin için bir sınav. Sen e, bir sınavdan geçtin ve Allah sana... Taşıyamayacağın yükü vermedi. Sen bu taşı, yükü taşıdın. Çünkü bunu taşıyabilecek kadar güçlüsün. Bu yükleri taşıyabilecek kadar. Ve yaptığın hiçbir şeyden pişman olma. Çünkü yaptıkların seni büyütüyor, geliştiriyor, öğreniyorsun. Kendini suçlama hiçbir i̇şte, şey için. Ya sen gergin de. İşte ne oldu? İşte bayağı zamandır da çekmiyorum video falan filan. Abi çok güzel konuşuyorsun. Bana bir şey mi koydunuz? Hayır mi? ne? Alkol çok güzel falan konuşuyorsun falan. ya. <laughs> arkadaşlar kahve yani bu arada kahve. Çok güzel konuşuyorsun. Hadi ya. Böyle bir şey olamaz ya. Gerçekten natif gibi gelmiş. Kendini duygulamıyor. Çok aşırı keyifli geçiyor bence. Ee, kapanıştan <laughs> önceki sorumuz. Kapanıştan geldik. Kapanıştan önceki sorumuz. <laughs> Anladı. Hissediyor. Ben gidiyorum ya. Yo yo artık gidelim buraya kadar ya. geldik. Buraya kadar geldik. Onu... Ama Ferit o ki... Sorup... O yok abi burada. Hani bak, Özne yok. bak ama, ama... bu bu bölüm ne biliyor musun? O dediğinde senin akıllarında bir erkek canlanıyor. Ama Hayır bende bir Göndermek şey yok. Ben hiç söylemedim. <laughs> Hayır öyle bir şey yok. Sen hani sende mi o can, erkek evet, canlı? Evet ben de bir erkek canlanıyor o, o dinleyince. Senin... Ya sen. yani o, o senin bir durum. Ya sen. o, senin, o e, senin düşünce sisteminle alakalı. Diyorsun. Tabii ben, evet, ben ortaya soruyorum. Okay. Soruya geleyim. Hı -hı. Bu 300 bölümde soruyorum bunu zaten. Onu nasıl sevdiğini tarif eder misin? Yine herhangi bir biri olabilir. E, burada amacımız sen birini nasıl sevebiliyorsun? Yani sevdiğin zaman ne hissediyorsun? Aşk diye bir şey var mı sence senin hayatında? Böyle bir varlığına inanıyor musun? Bu konularla ilgili hissettiklerini dinlemek. Kişi yok. Aşk diye bir şey illa vardır. yani. İlla vardır. İlla ki vardır. Evet. Vardır demek bugüne kadar tanışmadım böyle bir şeyle demek. Ben e, bu saatten sonra aşka nasıl inanırım biliyor musun Ferit? Bir şeyler yaşarsın. O ilişki e, uzun soluklu olur. Tertemiz gider. Ee, tabii ki de kavgalar, tartışmalar olur ama sonu ciddiye bağlanır atıyorum hı hı. beş sene sonra, on okay. sene sonra ve e, güzel bir geleceğin olur, o zaman aşık derim. okey. Bu geriye dönüp bu yaşadıktan Evet aştarsın. çünkü yoğun duygulara aşk demek yanlışmış mesela. Ha, evet. Anladın ha, mı? Hı. Yanlış bence yani. Okey. Çok yükselince duygusal anlamda, sendeki dönüşüm ne oluyor yani? Çok mu saçmalarsın, sürekli şarkımı söylersin, yani oradaki somut, o, sen, sen nasıl değişiyorsun? Çok saçmalarım, çok heyecanlanırım falan. Saçmalarım yani. Mantıklı hareket edemem. Fevri, çok çok fevri bir insan olurum. Kontrol edemem kendimi. Öfke olur konusunda içeriden? falan değil yani. Anladım canım. Böyle şey, belli olur mu? Belli olur, evet. Genelde. Ben senin... ...bu programdan sonra... Hı. ...ki biz izleyicilerimizde muhtemelen seninle alakalı bir isim, belki bir yarışma belki o konuştuğumuz TikTok konusu özelinde bir keywordsleri vardır ama genel olarak seni bilmeyen izleyicilerimizin de yani bu programın senin kendini gerçekten bugüne kadar en iyi anlatan program olduğuna evet. inanıyorum. Evet, evet. Böyle bir şey oldu. Kısmeti çok güzel oluyor, oldu. Değil mi? Hayır burada <laughs> Kısması olur canım bu programdan sonra kısması bazı şeyler olur. <laughs> hayır ama şimdi <laughs> insan genelde bana öyle diyor. Ne diyor? Sen kendi kısması olur da mı iyi anlattın diyor? <laughs> evet orada ha. diyor hani biz seni tanıdık diyor. Bence orada burada ben çok iyi yani şu, hayır o o o bir yarışma sonuçta ya yani o, Doğru. burada bir yarıştığımız bir Doğru, konu evet. yok. Burada en doğal halini bence verebildiğine inanıyorum. O yüzden ağza sağlık çok mutlu oldum. Ee, kapanış sorumuza geçiyorum. Ka az önce kapanış sorusu değil miydi? Hayır kapanıştan önceki soruydu. Ha. O kadar artık yıldı ki bitsin artık diyor. Dilediğin kişiye, dilediğin soruyu 83 milyon izlediği programda sorma imkanı verildi sana. Bu kim olurdu ve ona ne sorardın? Burada isim var. Kime ne sorardın? Cevabını merak ettiğin bir şey var mı hayat? Abi kız özlemiyor. Kimseye geçmişten cevap vermiyor. Geleceğe hiçbir şeyin cevabını merak etmiyor. Böyle yani bir şey olamaz arkadaşlar. Yaşayarak görmek istiyorum. Arkadaşlar Art böyle bir şey olamaz ya. O kadar merak etmek işte bu duyguları kaldırdım hayatımda. Ben hayatımı akışına bıraktım sadece. Allah'a bıraktım anladın mı yani? Bu saatten sonra bir şeyleri yönlendirmek istemiyorum. Çünkü hep planlı programlı bir insan oldum. Yönlendirici Az bir Az insan oldum. Öyle bir mesaj Anaç alabiliriz. bir insanım ve herkes etrafımdaki herkes hep yönlendirmeye falan çalışıyorum. Tamam. Kendimi bu kadar yönlendirmiyorumdur tamam, yani. Bu başka o yüzden bir şey. farklı şekillerde şekilleniyor hayatım işte. Tamam. Yani sonrasında bana sekiyor. Az önce seninle o ilgili onlar. çok güzel mesaj aldım. Anlamlı mesaj. İnanılmaz. Çok şaşırdım. Ne? Telefonun yanında yok ki niye? Hiç başlamadım önce. Ha. Haklıymış herhalde. Ne ne dedi ne dedi merak ettim. Başka ne? Mesela merak eden bir değilsin sonuçta. Doğru. Ee, cevap e, sormak istediğin kimse var mı? <laughs> Kime evet. ne sorardın? Mümkünse bir şey sormak istemiyorum. Abi inanılmaz ya. Gerçi hep yani. öyle de yani. Hani umurumda değil diyor. Çok enteresan. Beni seviyor musun? <laughs> İzleyin beni seviyor musunuz? Beni bunu. seviyor musun? Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben i̇yi teşekkür ederim. Gerçekten. Geç oldu. Bence güç olmadı. Aynen aynen. Bizim için güzeldi. Az da Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.